Abdullah, Hafız Abdullah vardı müezzin. O üçünü çağırdım. Sözümüzü duyarlı yani sevdiğim arkadaşlardı. Geldiler neyse mevlid okudu, dua ettik falan. O günden sonra bu müdürü bizim bu şey Alevi dediğim muhtar dize getirdi. Ve ondan sonra biz de rahat ettik, o da rahat etti. Şunu esas altını vurgulamak istedim çizerek, yani davada haklıysan Cenab-ı Allah bir yardım ediyor. O Mustafa'ydı kardeşimizin ismi, o Alevi'nin ismi. Nereden gelecekti? Kim bilirdi? Namaza başladı o da. Sohbetlerin neticesinde. Hulâsı ben tahliye oldum. Arife günü, o zaman Cuma günüydü Kurban Bayramı'nın. Arifesiydi. O zaman Cuma tatil değildi. Arife günü mahkeme oluyoruz. Ben ağır cezada tahliye oldum. Arife günü. Ve Sirusar'a gittik. Ben tahliye olduğum zaman cezaevine geldiğimizde bütün koğuş arkadaşlar kapıda bekliyor ve ne olacak diye. Dedim Allah'a şükür tahliye oldum. Seni tahliye eden hakimin de bilmem bir sürü işte cezaevi kelimeleri. Burada biz ne güzel hayat geçiriyorduk. Ağlayanımı ararsın, dua edenimizi ararsın, Allah darını bize versin diyeni ararsın. Böyle hayat karma karşı geçti muhterem hocam. Evet. Biraz kendimiz bahsettik galiba ama affedin. Sorusu olanınız var mı yavrular? Her birisi alim olmuş bunlar. Niye sorsunlar ki? Allah selam etsin. Ben tekrar sizleri tebrik ederim. Allah muvaffak etsin. Gününüz, geleceğiniz aydın olsun. Dünya hayatınız gönlünüze göre olsun. Hak yolundan ayrılmayın. Size tavsiyem bir kez daha sohbette de söyledim. Hedefiniz Allah'ın rızası olacak. Allah razı ise her şey hallolur. Allah müftü de olsan, vaiz de olsan, reis cumhur da olsan eğer Allah razı değilse işimiz bitik. Benim de öyle, sizin de öyle. Hedefiniz Allah'ın rızası olmalı. Ne yaparsa yapın. Şunu alıp şuraya mı koyacağız? Allah'ın rızası. Bunu alıp buraya mı koyacağız? Allah'ın rızası. Evlenirken Allah'ın rızası. İşe başlarken Allah'ın rızası. Hedefiniz para, pul, mevki, makam, şan, şöhret olmamalı. Eğer samimi olursanız ki kimseyi samimiyetsizlikle itham ediyorum. Samimi olursanız Cenab-ı Rabbül Alemin size hiç tahmin etmediğiniz yerden haysü lâ yahtesib ifadesiyle ümit etmediğiniz ummadığınız yerlerden Cenab-ı Allah bir kapı açar. Hem dünyanız hem de ahiretiniz namur olsun. Allah'a emanet olun. Allah dünyanızı ahiretinizi gönlünüze versin. Bir er kaldı yavrumuz. Evet, sonra buyur kızım. Benim kulaklar biraz yaşlı itibariyle ağır duyuyor. Arızalanmış. Biraz daha bağırırsan. Hocam sen duyduysan sen aktar. Tamam. Anladım yavrum. Adam. Bu çağın gençliğin içerisinde sizler gibi böyle kahramanlar var ama bin defa maalesef ateistler var, deistler var, affedersiniz çeşitli şeyleri ötekilerden de var. Onun için benim bir torunum İTÜ'de okuyor hocam. İTÜ'de son sınıfta bu sene. Çok zeki elhamdülillah. O İTÜ'de bahsediyorum ben. Şahit ispatlı. Adam geliyormuş bizim toruna. Arkadaş ben ateistim. Sen nesin? Soruyormuş. Adam ateist olarak kendisini takdim ediyor. Öteki ben deistim. Sen nesin? Buna ne diyeceksin? Gençlerin pek çoğu maalesef bunu üzülerek söyleyeyim. İyi ki sordun. Yani sahipsizliğinden dolayı veya aradığını bulamadığı için ya beklediğine ulaşamadığı için çatıtmış. Ben Allah'a inanıyorum ama peygambere inanmıyorum. Ne demek bu ya? Hiçbir peygamber ümmetsiz olmamış. Ümmetsiz olmamış derken yani peygamber ümmetiyle beraber olmuş. Bunların içerisinde
ümmeti olmayan peygamberler de var. Hiç ümmeti olmayan peygamberler de var. Onun için yani sizlere dedik ya, siz komutansınız. Siz kurmaysınız. Siz seçilmişsiniz anlarsın. Tüm gençlik sizin gayretinize, çalışmanıza bağlı. Sizde ilim, irfan, kitap, sünnet, icma, kıyas, bunların hepsi sizin elinizde var. Diğer üniversiteleri küçümsemiyorum. Onlar da hizmet ediyorlar ama onlar sizin bildiğinizi bilmiyorlar. Bu mevzuda Kur'an ne diyor? Çak çıkacak karşısına. Bu mevzuda sünnet ne diyor? Karşısına sık çıkacaksınız. Bu mevzuda fıkıh ne diyor? Karşısına çıkacaksınız. Bu mevzuda kıyas ne diyor? Karşısına çıkacaksınız. Siz donanımlı gençlersiniz. Gerçekten tebrik ederim. Ama bunu iyi de kullanın diyorum. İyi de kullanın. Tüm gençlik, memleketimizdeki gençler ilahisçilerin hizmetini bekliyorlar. Hocam aşırı mı söylüyorum bilmiyorum yani. Benim gayretim bu. Siz ilahisçiler eğer gayret ederseniz bu memleketin gençleri bu bahsettiğimiz felaketlerden, bu ateistlikten, deistlikten, başka şeylerden kurtulurlar. Onun için sizin üzerinizde çok büyük vazifeler var. Sizler komutansınız, tekrar söylüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Evet arkadaşlar, ben hocamı dinlerken İmam-ı Azam Ebu Hanife ve asıl adı Yakup olan Ebu Yusuf'la ilgili küçük bir hikaye geldi aklıma, paylaşmak isterim. Ebu Yusuf hamama gider. Yaşı 12-13. Eski fıkıh anlayışına göre önce hizmet alınır, hamamda yıkanılır, çıkışta para ödenir. Cübbesini değiştirdiği için hamama geleceğim diye parasını öbür cübbede unutmuştur ve parası yoktur. Hamamcıya der ki, ben Ebu Hanife'nin talebesiyim. İzin ver, cübbemi alıp geleyim, paramı vereyim. Hamamcı der ki, yok. Burada cübbeni rehin bırakırsan ancak gönder. O dönemde cübbeyi rehin, yani cübbesiz sokağa çıkmak, pijamayla donla çıkmak kadar ayıp toplumda. Utanarak kabul eder ve der ki, okumaktan vazgeçiyor. Bu dini ilimlere gerek yok. Ebu Hanife'nin yanına gider. Hocam ben bıraktım bu hocalık falan, bir hamamcı bile bana güvenmedi filan deyince Ebu Hanife ona hamam parasını verir. Ona iki şey söyler. Der ki, sen sabret oğlum. Bir gün bu hamamcı sana muhtaç olur. İkincisi, sen bu ilimde devam et. Bir gün padişah sofralarında fıstık yağından kavrulmuş feyruzeç helvası dahi yiyeceksin. Çok böyle mevsimsel bir helvaymış o. İkna eder, efendim gönderir. Neyse, aradan zaman geçer. Ders okuyorlar. Bir gün hamamcı gelir. Hocam çok bir fetva lazım falan. Uzun hikaye de, hamamcı hanımını boşamış. Ama cimri pişman da olmuş. Yeniden hanım alacak, mihri verecek, bir sürü sıkıntı, çare arıyor. Ebu Hanife diyor ki, senin problemin cevabı bu Ebu Yusuf Yakup'ta diyor. Hocam ben bilmem. Sen işte işleyebildin ha. Neyse, akıllı insanlar en sonunda pazarlıkta hanımı kurtaracaklar boşanma işinden. Hamamı üstüne bağışlar Ebu Yusuf'un üzerine. Ebu Yusuf da öğrencilerin okunması için onu vakfeder. Birinci şart gerçekleşir. İkinci şart, hocamın anlattığı hikayeye geliyor. Harun Er-Reşid'in şeyi olur, kadısı olur. Harun Er-Reşid bir gün feyruzeç helvası yaptırır sarayda. O gün de işte bir hanımıyla tatsız bir hali olmuş. Helvan da senin olsun, sen de senin olsun falan derken küsmüş hanımı. Yalnız da yenmez bu, mevsimde birkaç defa yapılan bir şey. Bari kadıyı çağırayım da bu Yusuf'u yiyelim falan derken saraya çağırmış. Bakmış ki kokusundan anlamış. Helva falan. Ve Ebu Yusuf ağlamaya başlamış. Bir gün bir hamamcı parası dahi bulamazken hocam bana bunları söylemişti. Hocamın kerameti zuhur etti anlamında. Niye bahsettim? Niye aklıma geldi? Hocamız Allah dediği için, Kur'an dediği için, Kur'an eli tuttuğu için, Allah rızası dediği için bu eller zincirleniyor, kelepçeleniyor.
Efendim o sıkıntılar yaşanıyor. O şeyi görüyor. Devran dönüyor. Geliyor. Sizin gibi güzel insanlara hitap etme imkanı doğuyor. Ama devletin başındaki cumhur reisinin sofrasında oturma imkanı oluyor. Onun için hocam hoş görün. Allah'ın rızasına yönelik yürürseniz gölge peşinizden gelir. Güneşe doğru yürürseniz gölge peşinizden gelir. Gölgeye, güneşe sırt çevirir. Gölge peşinde giderseniz güneşten uzaklaştıkça gölge büyür. Ve o gölge peşinde uçurumdan yuvarlanırsınız. Dolayısıyla güneş Allah'ın rızasıdır. Gölge dünyalık menfaattir. Bu bakımdan ben hocamı dinlerken bu mana kısmen de kendi hayatımı gözden geçirmiş oldum. Hocam yüreğinize sağlık. Allah size sağlık, ömürler ihsan etsin. Fırsat buldukça da inşallah sohbetlerimiz siz devam etsin. Inşallah. Ben hocama yürekten teşekkür ediyorum. Amacım da buydu zaten. Bu kariyer günlerinde bu mesleğe hizmet veren insanların daha pek çok büyüklerimiz var. İnşallah onları buluşturmayı arzu ediyorum. Gerçekten buraya kolay gelinmedi. Bak orada hocam Gönelli Mehmet Efendi'den bahsetti. Benim hocam Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin hallerini hatırlıyorum. Efendim sabahki hocamız Ali Rıza Sağban Hoca'dan bahsetti güzel sohbetinde. Efendim Nurettin Toplu'dan bahsetti. Efendim bu mesleği buraya getiren insanların büyük fedakarlıkları oldu. Bunları hatırlamamız gerekiyor. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Ben hocama bugünün anısına bir katılım belgesi sunmak istiyorum hocam.